Arkadaşlar bugün fonksiyon türlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tek ve çift fonksiyonları göreceğiz. Tanım kümesindeki her x elemanı için f eksi x eksi fx oluyorsa f tek fonksiyondur. Aslında burada senin yapman gereken şu. Sen sorularda sana şunu veriyorsa sen diyeceksin ki f tek fonksiyon veya sana f tek fonksiyondur diyorsa sen diyeceksin ki ben x'in içine f'te parantezin içine eksi x yazıyorsam dışarıya o eksi çıkabilir diyeceksin. Çift fonksiyonda da tam tersi olacak arkadaşlar. Bu eksilik dışarı çıkmayacak, yutacak eksiği. Yani çift fonksiyon ne eksiği yutar, tek fonksiyon dışarıya kusar diye de bir muhabbetimiz vardı. Yani tek fonksiyonda eksi dışarı çıkar, çift fonksiyonda dışarı çıkamaz. Bir fonksiyonun tek veya çift fonksiyon olabilmesi için x ve eksi x değerlerinin her ikisinin de tanım kümesinde olması gerekiyor. Tabii ki tanım kümesinde olmayan bir şeyi yapamıyoruz. Bir fonksiyon tek ya da çift fonksiyon olmak zorunda değildir. Yani her fonksiyon tektir ya da çifttir diye bir şey yok. Tek veya çift olmak zorunda değil. Tek fonksiyon grafikleri orijine göre simetriktir. Çift fonksiyonun grafikleri ise y eksenine göre simetriktir arkadaşlar. Örneğin x küp fonksiyonun grafiği aşağıdaki gibidir diyor. Bakıyorum orijin burada. Orijine göre simetrik. Biri bu tarafa, biri bu tarafa açılmış. Ve orijine göre simetrik tam tersine. Yani böyle birinci bölgeye değse eğer, üçüncü bölgede olacak. Diyelim ki ikinci bölgede benim grafiğim, o zaman dördüncü bölgeye çapraz olarak geçecek. Benzer şekilde fx eşittir x kare fonksiyonun grafiği ise aşağıdaki gibidir. Yani y eksenine göre simetrik. Birinci bölgedeki tam tersi ikinci bölgeye göre simetrik olmuş. Yani bir kitabın kapağını açtığımız gibi düşünebiliriz. Grafiğin y eksenine göre simetrik olduğuna dikkat ediniz. Polinom fonksiyonlar tüm terimlerin dereceleri tek ise tek fonksiyondur. Tüm terimlerin dereceleri çift ise çift fonksiyondur. Yalnız tüm terimler çift veya tüm terimler tek olmak zorunda. Biri çift biri tek olursa ne çifttir ne tektir deriz. Fx fonksiyonuna bakıyorum. 2x küp eksi 5 üzeri 1. X küp x üzeri 1. Biri 3 biri 1. İkisi de tek olduğu için fonksiyon tek fonksiyondur. Burada bakıyorum. Eksi 3 üzeri x üzeri 4. Artı 5x. 5x kare artı 4. 4 ve 2 çift fonksiyon. Çift sayı. Peki 4'ün yanında aslında şurada görmediğimiz x üzeri 0 yok mu? X üzeri 0 ne olur? 1 olur. Yani 4'e eşit olur orası. 0 da bir çift sayı olduğu için bu bir çift fonksiyondur. Yani sabitler çift fonksiyonunda vardır ama tek fonksiyonunda yoktur arkadaşlar. Şimdi buradaki örneklerimize bakalım. Fonksiyonların tek veya çift olma durumlarını inceleyelim diyor. A şıkkına bakıyorum. 3 çarpı x üzeri 5. Arkadaşlar burada katsayılarla hiçbir işimiz yok. X'in üstüne bakıyorum. 5 var. 3 var. Bir de şuradaki 1 var. O zaman hepsi tek sayı olduğu için bu tek fonksiyondur. Bu tek fonksiyondur. Orada biraz karıştı yazı, bayağı çirkin oldu ama düzelteyim şurayı. Buraya geldik. Yine katsayılarla hiçbir işim yok. X'in karesi var. Bir de şurada görmediğim x üzeri 0 vardı. İkisi de çift olduğu için çift fonksiyon. Buraya geliyorum. Bakıyorum 3 var, 2 var ve 1 var. Tek de var, çift de var, tek var. O zaman ne çift ne de tek fonksiyon diyorum. Çift de değil, tek de değil. Buraya geldim. 7 var, 3 var, 1 var. 1'in yanında ne vardı? Sabitin yanında x üzeri 0 vardı. Tek tek çift oldu. Aynı şekilde ne çift fonksiyondur ne de tek fonksiyondur. Buraya geliyorum. X eksi 1'in kübü diyor. Tabii ki burada açmamız lazım. X'in kübü eksi 3 çarpı x'in karesi artı 3 çarpı x eksi 1. Bakıyorum arkadaşlar 3 var, 2 var,
1 var, 0 var, çift var, tek var. Aynı şekilde ne tek ne de çift fonksiyondur. Yani A şıkkımız tek, B şıkkımız çift, C, D, E şıkkımız ne tek fonksiyon ne de çift fonksiyondur. Bunun da olabileceğini söylemiştik zaten. F, R'den R'ye fx tek fonksiyondur. Bu ifadenin değerini bulalım demiş. Şimdi tek fonksiyonda ne demiştik? F eksi x dışarıya nasıl çıkıyordu? Eksi fx olarak. Bakıyorum burada da f eksi 5 var. F eksi 5 dışarı nasıl çıkacak? Eksi f 5 olarak çıkacak. Şimdi f5'i aynen yazdım. Artı f eksi 5 yerine ne yazıyorum? Eksi f 5 olarak yazdım. Bölü 5. Burası ne olacak? Artı eksi eksi. F5'ten F5'i çıkartırsam ne oldu arkadaşlar? 0, 0 bölü 5'ten bu da ne çıkacak sonuç? 0 olarak bulunacak. Yani şurayı okumanız çok önemli. Ve tek fonksiyonunda ne demek olduğunu bilmeniz gerekiyor tabii ki. Yine ne diyor? F tek fonksiyonu olmak üzere demiş, eşitliğini sağlayan Fx fonksiyonu bulalım. Hemen şurada gözüme çarptı mesela. F eksi x var. Bunu nasıl çıkartacağım? Eksi fx olarak çıkartacağım. İki tane fx varmış burada. Eksi 14x eşittir. Eksi ile 5'i çarptım. Eksi 5 fx oldu. Artı 7x küp. Şimdi eksi 5 fx'i karşıya atarım. Artı 5 fx olur. İki tane de burada vardı. Ne olur toplarsam? 7 fx olur. Neye eşitmiş? 7x küp eksi 14x'i de tabii ki karşıya atıyorum. Artı 14x olarak geçti. Şimdi şurayı da 7 parantezine alayım. X küp artı 2x olur. 7 parantezine aldığımda 14, 7 çarpı 2 olduğundan dolayı burada da ne var? 7fx var. Eşitliğin her iki tarafında çarpım halinde 7 olduğu için bu 7'leri gönderdim. Fx'imi ne olarak buldum? Fx'i yalnız bırakmış oldum. X küp artı 2x olarak bir tek fonksiyon olarak buldum. Zaten bana f tek fonksiyon diyordu. Demek ki doğru bulmuşum. Eğer çift fonksiyon olsaydı demek ki yanlış bulmuş olurdum. Buradan da kontrolümüzü yapmış olduk. F reel sayılardan reel sayıları olmak üzere fx a artı 3x küp. İşte x kare x sabit olarak vermiş. Ama diyor ki fonksiyon çift fonksiyondur. O zaman x küp x olmaması lazım burada. Kat sayıların ne olması lazım? 0 olması lazım. A artı 3 0 ise a nedir? Eksi 3. B artı 2 0 ise b ne olmalı? Eksi 2. Yani a eksi 3 b eksi 2 buldum. Ben şimdi fonksiyonumu bir düzgünce yazayım. Fx fonksiyonu. A yerine ne yazacağım? Eksi 3. B yerine ne yazacağım? Eksi 2. Eksi 3, eksi, eksi 2, artı 1, x kare. Burası da sıfırlandı zaten. A yerine eksi 3 yazdım. B yerine eksi 2 yazıyorum. Artı 3. Şimdi buradaki işlemleri yapalım. X karemin katsayısında ne var? Şurada eksi 3 vardı. Eksi eksiden şurası artı 3. Artı 2 pardon. Artı 2, artı 3 oldu şurası. 2 ile 1'i topladım. Artı 3'e eksi 3 vardı. 0 oldu. 0 x kare. O zaman x kareli terimim de yokmuş aslında benim. Burada eksi 3. Eksi eksiden şurası yine artı oldu. Artı 2 oldu. Artı 2 artı 3 daha veya direkt eksi 3 ile artı 3'ü götürdüm. Sonuç ne kalacak? Artı 2 olacak. Yani benim fonksiyonum aslında 2'ye eşitmiş. Yani benim fonksiyonum aslında sabit fonksiyonmuş. İçine ne yazarsam yazayım. A çarpı B demiş. Sonuç ne olması lazım? Eksi 3 çarpı eksi 2 yazıyorum. Ama sonuç yine ne çıkacak? 2. Çünkü sabit fonksiyon olduğu için içine ne yazarsan yazayım. Sonuç 2 olarak bulunacak. Fx çift fonksiyon ve gx fonksiyonu orijine göre simetrik. Şimdi f çift fonksiyon, tamam, çift fonksiyon neydi? F eksi x yerine artık ben f x yazabilirim, hatta şurada var.
GX neymiş? Orijine göre simetrikmiş. Orijine göre simetrik olan kimdi? Tek fonksiyondu. Yani G tek fonksiyon. Yani ben G eksi X gördüğüm yere eksi GX yazabilirim. Hemen koyalım yerine. 3 çarpı G eksi X diyor. 3 çarpı eksi GX olduğu için eksiyi başa attım. Eksi GX artı 4GX eksi 2x küp artı 3x artı 4 eşittir fx eksi f eksi x diyor. F eksi x yerine ben fx yazabilirim. Şu önündeki fx'i yazdım. Fx artı a artı 2. Bana g a değerini sormuş. Zaten görüyorum şuradaki fx'ler birbirine götürdü. Şimdi eksi 3gx var artı 4gx var. Yani eksi 3 artı 4 demek istiyor. Nedir bu da? Gx'e eşittir. Yani artı 1 kalır sadece, o da gx'tir. Şimdi bunların hepsini karşıya atayım. Eksi 2x küptü. Artı 2x küp olarak karşıya gidecek. Artı 3x'i eksi 3x olarak karşıya gitti. Artı 4'tü eksi 4 olarak karşıya gitti. Karşıda bizde ne var? A artı 2 var. Arkadaşlar biz g'nin ne olduğunu bulduk? Tek fonksiyon olduğunu bulduk. X üzeri üçlü terim var olabilir. X üzeri birli terim var olabilir. Ama sabitimin olmaması lazım. Yani buranın sıfıra eşit olması lazım. Buranın toplamı ne? A eksi 2. A eksi 2 neye eşit olmalı? Sıfıra. A buradan ne olacak? 2. A'yı buldum. A 2. Bana neyi soruyor? G A'yı soruyor bana. G A. X gördüğün yere A yazıyor. Yani G 2'yi soruyor bana. 2 çarpı X'in kübü diyor. 2'nin kübü eksi 3 çarpı 2. Çünkü zaten sabit kısmı gitti. 2'nin kübü 8. 8 kere 2 16. Eksi 3 kere 2 6. Buradan da cevabımı 10 olarak bulurum arkadaşlar. Yani tek ve çift fonksiyonun ne olduğunu biliyorsan yerine koyacaksın, yerleştireceksin işlemlerini. Buna göre yapmış olacaksın. Aşağıdaki grafiği verilen fonksiyonların tek ya da çift olma durumunu inceleyelim. Yani orijine göre mi simetrik, y eksenine göre mi simetrik, buna bakmam gerekiyor. Bakıyorum A şıkkına. Y ekseni burada, y ekseninin sağ ve solunda aynı şeyler mi var? Evet. O zaman bu y eksenine göre simetrik, o zaman bu nedir? Çift fonksiyondur. A şıkkım çift fonksiyon. B şıkkına bakıyorum. Orijin burada. Orijinden birinci bölge ve üçüncü bölgeye aynı şekil mi var? Doğru. O zaman bu nedir? Tek fonksiyondur. Zaten gx eşittir x doğrusu diyor. Buradan da biliyorum. Bu da neymiş? Hx eşittir x küp artı 1. Baktım zaten ne tek ne çift. Çünkü hem sabit var hem x üzeri üçlü terim var. Hem tek var hem çift var. Olmaz. Bu çift ya da tek değil. Çift de değil. Tek de değil. Buraya bakıyorum. 1 eksi x kare sabit var ve x kareli terim var. Zaten y ekseni burada. Y ekseninin sağına ve soluna bakıyorum. Aynı şekil var. O zaman nedir bu? Çift fonksiyondur arkadaşlar. Parçalı fonksiyonda devam edelim. Daha süremiz var. Tanım kümesinin ayrık alt aralıklarına farklı kurallarla tanımlanan fonksiyonlara parçalı tanımlı fonksiyon denir. Veya parçalı fonksiyon da diyebiliriz. Parçalı tanımlı fonksiyon denir. Parçalı bir fonksiyonda fonksiyonun kuralının değiştiği noktaya ben kritik nokta diyorum arkadaşlar. Burası benim kritik noktam. Buralarda aslında en çok işim var. Fonksiyonun kuralına bakıyorum şuradan. Fonksiyonun kuralı x eşittir 2'nin sağında ve solunda farklı olduğundan fonksiyonun kritik noktası 2'dir. Yani x'e eşit ve x'ten küçük değerler için farklı. X'e eşit x'ten büyük değerler için farklı. Bakın x'ten küçük değerler için x artı 1 kuralı uygula diyor. X'ten büyük değerler için de x eksi 3 kuralını uygula diyor. Şimdi örneklerine bakalım.
Parçalı fonksiyonlar da bizim için önemlidir. Buna göre parkta kalma süresine bağlı olarak park ücretini gösteren parçalı fonksiyonu yazalım diyor. Ben buna fx fonksiyonu diyeyim. Fx eşittir diyorum. Şöyle bir parantezi açtım. Diyor ki parkta diyor 0 ile 1 saat arasında kalıyorsan 3 lira ücret öde. O zaman diyorum ki t 0 ile 1 arasındaysa 3 TL. Ücreti bu. Zamanın 1 saatle 2 saat arasındaysa, ki 1 saatten fazlaysa diyeyim, 2 saat arasındaysa ne kadar ödeyecekmişim? 5 lira. Zamanım 2 saatle 4 saat arasındaysa, 4 saatte tam dahil, ne kadar ödüyorum? 7,5 TL. 4 saatten fazlayım ama en fazla olabileceğim 12 saat ise 10 lira ücret ödüyorum. Arkadaşlar parçalı fonksiyonları biz bu şekilde gösteriyoruz. Ara hangi aralıktaysan ona göre muamele yapılıyor mu diyeyim. Öyle bir şey. Bakalım buraya. F reel sayılardan reel sayılara fx eşittir. X küçükse 2'den diyor şunu yap. X büyükse 2'den bunu yap. Hemen bakalım. F1. 1 2'den büyük mü küçük mü? Buna bakıyorum. 1 2'den küçük. O zaman ne yapacağım? Şuradakini uygulayacağım. F1 için neyi uygulayacağım? 3 çarpı 1 eksi 1. 3 kere 1 3. 1 çıkarttım 2. Yani F1 neye eşitmiş? 2'ye. Geliyorum F2'ye. F2 aslında direkt kritik noktam. O zaman eşitlik neredeyse oraya gidiyorum. Eşitlik nerede? Burada. O zaman 2'nin karesi artı 1. 2'nin karesi 4. 4 artı 1'den de ne olur burası? 5. F3'e geliyorum. F3 2'den büyük mü küçük mü? Tabii ki büyük. O zaman x kare artı 1'i uyguluyorum yine. 3'ün karesi artı 1. 3'ün karesi 9. 1 ekledim. 10. Yani 2, 5, 10 oldu. Bunların toplamını istiyor benden. 15, 16, 17 olarak bulurum arkadaşlar. Yine bir parçalı fonksiyon verilmiş bana. F0 artı F2 değeri kaçtır diyor. 0 eksi 1'den büyük mü küçük mü buna bakacağım. Aslında kritik noktam eksi 1 burada. Evet. Ha, ama bize farklı bir fonksiyon vermiş. Pardon. Fx artı 2'yi vermiş. Fx'i vermemiş. O zaman ben ne yapacağım? F0'ı arıyorsam x yerine ne koymalıyım ki burası 0 olsun? X yerine eksi 2 koyarsam ben burası 0 olur. O zaman buna göre devam ediyorum. Eksi 2, eksi 1'den büyük mü, küçük mü? Tabii ki de küçük. O zaman neyi kullanıyorum? X eksi 1'den küçükse bunu kullan demiş bana. Eksi 2'nin karesi eksi 2 çarpı eksi 2. Tabii ki x yerine ne koyduysak başta sonra da onu koyuyoruz. Sakın sıfırı koymayın. Eksi 2'nin karesi ne olur arkadaşlar? 4, eksi 2 çarpı eksi 2 artı 4. Buradan da ne gelir? 8. Geliyorum F2 diyor. E buranın 2 olması için x yerine ne koymam lazım? 0 koymam lazım ki burası F2 olsun. O zaman burada da x yerine 0 koyacağım. Tabii ki 0 eksi 1'den büyük mü küçük mü? Büyük. X büyükse eksi 1'den diyor. Bu kuralı uygula diyor bana. 2 çarpı 0 eksi 3 ne olur bu da cevabı? Eksi 3. Bana bu ikisinin toplamını soruyor. 8 eksi 3'ten cevabım 5 olarak bulunur. F0 artı F2. Bunu bulmuş oldum. Yine bir fonksiyon vermiş. Buna göre Fm artı 1 eşittir 8 eşitliğini sağlayan m değerlerin toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Sonucun 8 olmasına bakacağız. Sonuç ne zaman 8 olur? Aslında bunu inceleyelim. Mesela 3x eksi 4 ne zaman 8'e eşit olur? Buna bakalım. X'in hangi değeri için 8'e eşit olur? Eksi 4'ü karşıya attım. Artı 4. Ne olur burası? 12. Her tarafı 3'e bölüyorum. X de buradan ne geldi? 12 bölü 3'ten 4. Yani x'i ne buldum? 4. Yani x 4 ise ne yapıyorum? Bir de şuna bakmam gerekiyor tabii. X 4. Bunu tamam sağlıyor.
Peki 4 bu aralıkta mı? X büyükse 0'dan demiş. Evet, x 4 bu aralıkta. Yani 4 0'dan büyük olduğu için ben bu fonksiyonu uygulayabilirim. O zaman x eşittir 4 için sonuç 8. Tabi 4 dediğimde benim fm artı 1 eşittir f4 eşittir 8. O zaman m artı 1 dediğim 4 ise m dediğim ne olmalı? 3. M'nin 3 olduğu değerli değer için bu doğrudur. Bir de alttaki için bakalım. Yani mutlak değerli ifadeye bakıyorum. X artı 2 mutlak değer içinde 8 olsun. Nasıl olur bu? X artı 2 eşittir 8. X artı 2 eşittir eksi 8. İki durum var. Mutlak değerde. Artı 2'ye karşı attım. Eksi 2. X eşittir 6 olabilir. Artı 2'yi karşı attım. Eksi 2. X eşittir eksi 10 olabilir. Peki X eşittir 6. X eşittir eksi 10 bu aralıklarda mı bakalım. Ne zaman bunu uygulayacakmışım? X 0'dan küçükken. O zaman bunu alamam. Neyi almam lazım? Eksi 10 almam lazım. Eksi 10 benim için doğrudur. Yine f m artı 1 eşittir f eksi 10 eşittir 8. Yani burası eksi 10 olmalı. O zaman m ne olmalı? Eksi 11 olmalı. M 3 için ve m eksi 11 için bu değerler 8'i sağlar. Tersten gittik bu kez. Ne zaman 8 olur sonuç diye. Tersten de gidebiliyoruz tabii ki. Evet arkadaşlar. Bugünkü dersimiz bu kadar.